Baştan söylüyorum, biraz uzun ve sıkıcı bir video olacak ama bence zevk almaya bakın. Tane tane dinleyin, izleyin ki bir not çıkartın, bir şeyler öğrenmiş olun. Bağlamamızın akordunu ne kadar doğru, düzgün veya dört dörtlük yaparsak yapalım. Yani şöyle vurduğunuzda net bir ses gelirse gelsin hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Eğer şu şekilde perdeler yerinde değilse, hassas bir vaziyette ayarlanmadıysa, bakın bozukmuş hissiyatı verebiliyor. Akort güzel yerinde dört dörtlüktü. Perde de az önce yerindeydi. Net çıkıyordu. Ama dediğimiz gibi perdeyi kaydırdığımızda veya perde kayık olduğunda sesler dengesiz bir şekilde gelebiliyor. İşte bunu nasıl yapacağız? Elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağız. Şunu söylememiz gerekli. Perde ayarını yeni başlıyorsanız hiç yapmaya çalışmayın. Çünkü perde ayarı için bir çift sağlam kulağa ihtiyaç var. Kulaktan akort yapıyor olabilmeniz gerekiyor. Bu çok çok önemli bir durum. Bağlamada ilerlemiş, kulağını geliştirmiş, kulaktan akort yapabiliyor derecesinde olanlara hitap edeceğim bu videoda. Birkaç detay var, onlardan bahsedelim sonra ayarlamaya başlayalım. İlk etapta aslında şu köprümüzün, orta eşiğimizin yerinde olduğundan emin olmamız gerekiyor. Eğer bu yerinde değilse perdeler de yerinde değildir. Belki perdeler yerindedir, köprü yerinde değildir. Köprüyü yerine getirirsin, bütün perdeler hassaslığını tekrardan kazanmış olur. Ya da tam tersi. Buna dair, yani bu köprünün nasıl ayarlanacağına, yerinin nasıl olduğuna dair bir video çekeriz ama siz yine de benim tavsiye edeceğim bir kanal var. Orayı takip edin, orayı bir izleyin. Engin Topuz Kanamış. Engin Topuz Kanamış ustamız var. Çok güzel bir kanalı var. Çok güzel içerikleri var. Bilgilerini bizimle paylaşıyor. Ben de notlar çıkartıyorum. Ben de bir şeyler çıkartmaya, uygulamaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımı da gönderiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsa ya da sizler ulaştıracaksanız. Ustamızı mutlaka takip edin. Eşiğinizi, perdelerinizi nasıl ayarlayacağınızı ondan da bilip öğrenmiş olun. Tellerinizi yeni taktıysanız perde ayarı yapamazsınız. En az bir hafta geçmiş olması lazım. Hemen hemen her gün böyle birkaç kere akort yapıp bol bol çalıp o telleri eskitmeniz, tellerin oturmasına yardımcı olmanız lazım. Çünkü siz akordu yaparsınız, teller oturmamıştır. Geriden bırakır, sonra bir daha, sonra bir daha o perde ayarı olmaz. Ya da siz işte gelirsiniz 7. perdeye kadar akort bozulmaz. Net ayarlarsınız. Sonra hop bir akort bozulur. Bu yaptığınız perdeler boşa gitmiş olur. Buna dikkat edeceğiz. Ondan da ziyade zaten bir çift sağlam kulağa ihtiyacımız var dedik. Demediysek de söylüyoruz. Akort aletine ihtiyacımız var. Akort programları kesinlikle ve kesinlikle olmaz. Kullanmayın arkadaşlar. Çünkü akort aleti gibi %100 hassas bir şekilde ölçmez. Adı üzerinde akort için yapılmış bir alettir bu. Uygulamalara güvenmiyoruz. Uygulamanız varsa onu bir kenara kaldırın. Akort aletiniz yoksa alın veya varsa buna göre yapın. Şöyle uzun kablolu mandallı bir şey alın ya da direkt mandallı ufak sistemler var. Onlardan alın. Çünkü dışarıdan ses almayacak şekilde, en ufak bir çıtırtıyı duymayacak şekilde hassas bir şekilde ölçüm ayarlama yapacağız. Akort aletleri biliyorsunuz ki aslında batı enstrümanlarını çok daha net ve rahat bir şekilde akord eder. Çünkü bizde bağlamamızda arkadaşlar teller çok bitişik yan yana olduğu için mesela alt tele vurdunuz. İstediğiniz rahatlıkla vurup elinizi savurabilirsiniz. Ama altın üstündeki ince tele, ortadaki ince tele geldiğinizde elinizi savurma imkanınız yok. Haliyle frekans burada düşük olabiliyor. Yani orada ne kadar akort aleti ekranı yeşil yapsa da işte E ise F ise bunu net gösterse de frekans düşüklüğünden, elinizin şiddetinden, hızından buradaki akort net olmayabiliyor. Orada işte kulaktan yardım alıyorsunuz. Siz sadece en alt teli net yapmak için akort aletine başvurun. Diğer iki teli kulaktan. Orta tele de geçtiğinizde orta teli net yapmak için akort aleti, en alt teli ikincisini kulaktan. Üst teli akort aleti, İkinci bam telini kulaktan. Yani bu şekilde ilerlerseniz aslında hassas bir perde ayarı yapmış olursunuz. Evet, bunları söyledik. Şunu da söyleyelim. Benim şu an mandolin ya da gitar burgu olarak bildiğiniz burgular. Ama yine de bu burguların yani düzenli bir şekilde çalıştığından ya da olduğundan emin olmak lazım. Ahşap burgularınız, ağaç burgularınız varsa, aşırı sertse
Bunları bir pudra sürerek gevşetmeniz lazım. Aşırı gevşekse tebeşir sürerek bunları biraz sıklaştırmanız lazım ki akort 2'de bir bırakmasın ya da istediğiniz hassaslıkta akort yapın diye. Bunlar çok çok önemli konular. Bakalım anlatmadığımız bir şey kaldı mı? Yok. Bu uygulayacağım sistem uzun sap bağlama için de geçerli, kısa sap bağlama için de geçerli. Uzun sapta 3 tane, 5 tane fazladan perde oluyor ama diğer detaylar olduğu gibi aynı kalıyor. Biliyorsunuz ki kısa sap bağlamamızda 19 perde var. Bunlardan 14'ü natürel olarak, yanlışım varsa yine düzeltin. 5'i de komalı olarak geliyor. Yani komalı dediğimiz aslında işte bu bemol 2'ler, işte fa diyez 3'ler dediğimiz komalı perdeler var. Natürel olanları bir frekansta, herzde daha doğrusu, komalı olanları da belli bir herzde ayarlayıp yapmamız gerekecek. Şimdi akort aletimiz var. Şuradan ikinci kamerayı açacağım ben. Hazırda dursun. Bir yandan da çekmeye başlasın. Birazdan ekrana da gelecek. Tek başına olunca böyle kameraman zikri gibi oluyorsun. Her şey sırtında oluyor. Şöyle açalım akort aletimizi de. Ekrana akort aleti yansıyacağı için rahatlıkla neler yaptığımı göreceksiniz. Şu mandallı kısmı, bakın arkadaşlar, burada mikrofonu var. Şu yuvarlak kısım mikrofonu. Mandallı kısmı ilk perdenin olduğu yere şöyle boğumlu kısma takabilirsiniz. Ya da şöyle tepeye takabilirsiniz. İşte kablonun uzunluğuna göre bu değişir. Ekrana geldi mi akort aleti bilmiyorum ama. Şimdi alt ele şöyle vurduk, bakın. F. Yani şu an akordum alt tel F'de, yani karar sesim Do'da. Bu arada şu hatayı yapanlar çok oluyor. Alt tel boş, Re, orta, Sol, La diye gidiyor ya teller. Akort aletinden Re, Sol, La ayarlayanlar oluyor. Bu kesinlikle böyle değil arkadaşlar. Akort aletinin algıladığı ses bu değil. Akort aletinde ya alt teli E yapacaksın ya da F yapacaksın. Sen normal çalarken alta boş Re de ama akort aletinde Mi ya da Fa olur. Şimdi İlk etapta diyelim ki akordumuzu ayarlayacağız. En alt telden başlıyoruz. Akort aletine baktık. Ha, şunun da detayına gelelim. Akort aletinde birkaç detay var. Bunları verelim, daha sağlam olsun. Akort aletinde bakın, ben böyle aşağıya doğru gösteriyorum ama aşağıda görüyorum. Siz burada göreceksiniz tabii ki. Akort aletinde şu ibrenin ortadaki üçgenin yanında bakın bir C harfi var. Hemen hemen tüm akort aletlerinde böyledir. O kromatik demek. Yani C harfine getirdiğinizde bağlamanızı akort edebilirsiniz. Sağ alt tarafta da 440 Hz var. HZ yazıyor ya. Bu 440'da ayarlı olacak. Natürel perdeleri buna göre ayarlayacağız. Buna dikkat edelim. Şimdi alt telimizi net bir şekilde, ben şu an konuştuğumda makine algılamıyor çünkü kabloyla buraya bağlı olduğu için. Eğer tele vurursam böyle algılar. İşte artısı da bu olacak. Şimdi F'yi ayarladım. İkinci telimi de kulaktan yapıyorum. Bakın. Makinede böyle net gösterebilir ama bana göre şu an bir kaçak var. Kulağıma göre. Şu an net. Üçüncü teli de, bak bunda da net gibi. Evet, netmiş. Ayarladığımda tek bir ses çıkacak. F. Telleriniz yeni değilse zaten durmadan akort bırakmaz ve net bir şekilde gelmiş olursunuz. İlk önce isterseniz alt telleri böyle ayarlayın, isterseniz komple akordu yapın, o karar sizde. Sadece alt telle işimiz var şu anlık. Ve hatta en alt inci telle işimiz var. C'yi ayarladık, 440'a getirdik. Evet, burada en alt birinci perdemiz var ya arkadaşlar, mi bemol perdesi. Onun tam dibine basacak şekilde ve mızrabı da sadece en alt ince tele vuracak şekilde vuruyoruz ve perdemizin yerine bakıyoruz. F kare, yani F diyezmiş akort aletinde bu ses. Vurduk ve bekledik. Bakın ikinci bir vuruş yok. Yani şöyle şunu yapmıyorum. Bunu yaparsam sürekli ekran oynar. Bir kere vurdum. Durdum. İbre oynadı mı? Hayır, ibre oynamadı. Olduğu yerde kaldı. Ha, o zaman tamam. Bu bizim sesimiz doğru. İkinci sese, ikinci perdeye gelmiyorum. Çünkü ikinci perde 440
30 Hz'de ayarlanacak. Bu Mi bemol 2. Bemol 2'ler ve Fa diyez 3'ler 430 Hz'de ayarlanıyor. Birazdan göreceksiniz. Bunu atlıyorum. Geçiyorum Mi sesine. 3. perde alta. Yine tek bir tele vurarak. Bakın bir kere vurdum, bekledim. Ölçüyorum sesin nerede olduğunu. Bakın G tamam, ses doğru ama İbre tam ortada değil, yani ileri doğru gitmiş. Hani sağda solda bak görebiliyor musunuz bilmiyorum. Eksi 50 sent artı 50 sent yazıyor. Yani artıya doğru gitmiş. Ses ileride, perde ileride. Bir ses nereye doğru incelir bağlamamızda? Oktava doğru gider, aşağılara doğru indiğimizde, değil mi? İşte bu da böyle olduğu için bu perdeyi ne yapıyoruz? 1-2 milim kadar şöyle önce yukarı doğru kaydırıp yerini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi 1 milim kadar kaydırdım ben. Tekrar perdenin dibine bastım ve en alt tele vurdum. Bakın yerine geldi. Demek ki 1-2 milim kadar kaymış ya da kaydırmışız. Bazen şöyle bir şey oluyor arkadaşlar, duyuyorum. Bazı arkadaşlar La ile Si, özellikle bu iki perdenin arası çok açık diye, işte Mi Fa arası çok açık diye bu Si perdesini hop ileri doğru geriye doğru çekiyormuş ki parmaklarımı yanaştırayım. Aslında hayır, böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlarla oynarsanız otomatikmen tüm seslerle oynamış olursunuz ve bozuk sesler alırsınız. Bağlama bozuk olduğu için değil, perde bozuk olduğu için. Bu arada bir de zaten bağlamanız bozuksa, cızlamalı çınlamalı sesler alıyorsanız bu perde ayarını yapamazsınız. Akort aleti netlik vermez. Bu arada birkaç perde geldik ama şöyle bir akorda da bakalım. Akort belki kaçmış olabilir. Ağaçtan veya bundan kaçmış olabilir. Bir boşta bakalım. Şöyle. Ha, kaçmamış, tamam. Şimdi Mi perdesini ayarlıyorduk. Bir kere vurmamız lazım. Bir daha alalım. Sanki ufak bir şey var gibi, emin olamadıysak bir tık daha bunu böyle bir çekeceğiz geriye doğru. Yerini bulacağız, pesleştireceğiz onu. Tizden pese düşüreceğiz. Bence şu an tam. Geldik şu an 4. perdeye. Fa naturale. Bu natürel olduğu için 440'da yine ayarlayacağım. Bakın burada sadece 2. perdeyi atladım. Buraya gelene kadar. Evet, fa'nın dibine basıp alt tele vuruyorum. Bir daha. Bakın bir kaçak var. Yine tizleşmiş. Yani geride de olabilirdi. Onun da testini yapacağız. Ne yapıyoruz? Perdeyi geriye doğru 1 milim 2 milim olacak şekilde, çok fazla değil, kaydırıyoruz. Şimdi bakalım yerine oturdu mu? Evet, yerine geldi. Eğer bu şekildeyse, tane tane vurduğunuzda net geliyorsa tamamdır. Ekran komple yeşilse tamamdır. Şimdi 5. perdeyi de atlıyorum. 5. perde çünkü Fa diyez 3. Diyez 3'ler, bemol 2'ler ayarlanmıyor 440'da. Bakın zaten bozuk gösterir vurduğunuzda. Bunu ileri geri yapmaya çalışmayın sakın. Bu hertz'te ayarlanmayacak. 6. perdeye geliyoruz. Fa diyezler ayarlanıyor. Diyez perdeleri, bemol perdeleri ayarlanıyor. Bakın bu yerindeymiş. Sol'e geliyorum. Ama bir akorduma bakayım. Tamam, yerinde. Sol'e geliyorum. Bakıyorum bu yine ileride. Bakın. Yerinde gibi gösteriyor ama bir ayarsızlık var. Bir tık ileride. Bunu ne yapıyorum? Şöyle hafiften diğerleri gibi geriye doğru çekerek iki parmağımla yerine getirmeye çalışıyorum. Bakalım. Bakın diğeri gibi ibre sürekli oynamadı. Net durdu. Şimdi burada anarmonik olarak da düşündüğüm sol diyez ya da la bemol perdesi var. Buraya geliyorum. Baktım. Bu da net. Şimdi bu 8. perdeden sonra 9'a geçmiyorum. La bemol 2 olacağı için bunu atlayıp La'ya geçiyorum. 10. perdeye. Çünkü bakın farklı tınılar. O 430'da olacak. La'ya geliyorum 10. perde. Bakın bu da kaymış.
bir iki tane de geriye doğru çekeriz. Bunu 1 milim, 2 milim kadar hop yerine getiriyorum. Şöyle arkasını da bir tık düzelttim. Bakalım şimdi nasıl oldu. Dibine bastım, tek bir vuruş yaptım. Güzel. Bakın yerine geldi. Benim şimdi göz alıştığı için alttaki çizgiler silinmiş gibi, biraz da çizgilere doğru gittiğim için, çizgiye göre gittiğim için yerine getirebiliyorum. 11. perde si bemol olduğu için gelebilirim. Bir yine akor tazelemesi yapalım. Hop yerinde. 11 si'deyim. Dibine bastım. Tek bir tele vurdum. C kare yani do diyez verdi. Tamam. 12. perdeye basamam. Burada çünkü koma var. Bemol 2 var. Bakın yine tam göstermeyecektir. O yüzden ne yapıyorum? Si natürele ineceğim. Bunu geri çekeceğim. Hep ileri çektik. Bir de geri yapalım. Şimdi bu perde peste. Bilerek yaptık ama sizde yani ilk baştan beri de bozuk olabilir. Şimdi si natürele geldik. Bakın. Bir kere vurmak her zaman için daha mantıklı. Sık sık vurunca cihaz algılamıyor hemen. Bakın geride düşmüş, pesleşmiş. Bu sefer perdeyi ne yapıyorsunuz? İki parmağınızla ileri doğru çekiyorsunuz. 1 milim ya da 2 milim kadar gelmedi. Diyelim ki şöyle yaptınız. 1 milim çektiniz. Vurdunuz tele. Geldi gibi bir daha. Ben net emin olamadım. Bir tık daha eski yerine çekmek istiyorum. Orası daha sağlamdı. Diyebilirsiniz böyle benim gibi. Şöyle tam yerinden emin olacağız. Bakalım. Bakın tek vuruşta burası düzelmiş oldu. Şimdi geçiyorum 14. perde do'ya. Bakalım. EB yani mi bemol. Tamam. Geçiyorum 15. perdeye. Tamam, güzel. Bir vuruşta netse bir daha vurmamıza bence gerek yok ama emin değilsek bir kere daha şöyle vurabiliriz. Tamam. Burada 16. perdeyi geçiyorum. Çünkü yine 430'da ayarlamam gereken bir perde. Komalı bir perde. Geliyorum burada 17. perdeye. Re normalde. Bakıyorum ileride. Yani akort aleti F veriyor ama normalde re. Geriye doğru, yerine doğru çekiyorum. Bakalım şimdi. Bakın. F'yi netleştirdik. Geliyorum 18'e. F kare demiş. Bir daha. Net. Geliyorum mi'ye. G demiş. Bir daha. Bakıyorum net. 4-5 perdem kaymıştı. Onu da yerine getirdim. Şimdi köprünüzün yerinde olup olmadığını bir de şuradan anlarsınız. Onu da dipnot olarak ekleyelim. Eğer bu üst taraftaki 3. perde mi vurduğunuzda G yeşil ışık yandıysa tam sağ akort aletinde. En alttaki mi G yeşil ışıksa tamamdır. O zaman köprünüz yerinde olabilir. Ama yine de bir baktırın ya da bakın derim. Şimdi toparlayalım. En alt telin akordunu net bir şekilde E ya da F yaptım. Si karar ya da do karar ya da hepsini ayarladım. Fark etmez. Bunları yaptıktan sonra birinci 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 ve 19. perdeler. Yani bizim 5 tane komalı perdemiz var. 14 tanesini natürel seslerine işte diyez bemolleri, sade diyez bemolleri ayarladım. O 5 tane komalı bemol 2 ve diyez 3 olanları da 430'a göre ayarlayacağım. Bunları yerli yerine getirdim. Zaten alttan bu perdeleri ayarladıysanız orta ve üst tellerinki de tesviye çok bozuk değilse, düzgün yapılmışsa yerli yerinde olur. Şimdi burada akort aletimi ortalığı yıkmadan şöyle akort aletimin hersini 430'a düşürüyorum. Bakın otomatikmen mi perdesine basalım ve mızrabı vuralım. Bakayım ne olacak. Gördüğünüz gibi G ileri doğru fırladı. Çünkü bu natürel bir ses olduğu için, diyez bemoller ya da olduğu için
bu sesi doğru algılamaz. Biz 430'u ne için yaptık? İkinci perde için yaptık. İşte bemol 2'ler ve diyez 3'ler için. Şimdi ikinci perdeye bastım, vurdum mızrabı. Bakın ilk başta ikinci perdeye vuruyorduk, o ibre geriye doğru, ileri doğru gidip bir saçmalıyordu. Şimdi bakın, gördünüz mü, perdenin yerli yerinde olup olmadığını söylüyor bana. En alt tele vuruyorum, yeşil yandı ve G'de. Bizim için birinci perdemiz, komalı perdemiz buydu. İkinci perdemiz fa diyez 3, beşinci perde. Ona da bastım mızrabı, vurdum. Bakın yerinde. Şimdi geldim, akorduma da bakıyorum bu arada. Akorda bakmak için hertz'i 440'a alacağım. Sonra tekrar 430'a indireceğim, bunu da unutmayın. Şimdi geldim 9. perdeye. Burayı bozmuştum ben. Bakalım. Çok da bozmamışım herhalde. Biraz daha şöyle bozayım. Komalı sesimizdeyiz. La bemol 2'deyiz 9. perde ya da sol diyez 3. Allah Allah. Burada bir anormallik var. Normalde bozuk çıkması gerekiyor. Bazen cihazda böyle kafayı yiyebiliyor arkadaşlar. 1-2 dakika durmuş olsak daha güzel olur. Geriye çektim perdeyi, belki daha iyi alır diye. Aynen aldı şu an. Az önce bir karışıklık yaşamış olabilir cihaz. Şimdi geriye çektim. Bakın C olması gerekirken yine C ama ibre hafif düşük. Ne yapıyorum bunu? Şöyle hop. 1 milim kadar, çok değil, 1 milim kadar ileri getiriyorum ya da 2 milim en fazla. Bakıyorum yine yerine gelmemiş. Bir daha çekiyorum. Bir daha çekiyorum yerine gelebilmesi için. Tizleştiriyorum. Geride olduğu için peste, şimdi tizleştireceğim. Bakın çok az bir şey kaldı. Şöyle çektim. Şunu da aldım. Evet, yerine geldi görmüş olduğunuz üzere. Şimdi geçiyorum 12. perdeye. Si bemol 2. Bu yerindeymiş. Şimdi geçiyorum 16. perdeye. Bakalım. Bu da şu anda yerinde. Evet arkadaşlar, perdelerimizi ayarladık ama dikkat etmemiz gereken şeyler, birincisi köprü yerinde olacak. Köprü yerindedir. Perdeler de belki yerindedir. Sıkıntı yok. İkincisi, teller yeni olmayacak. Üçüncüsü, çok iyi bir çift kulağa sahip olacağız. Dördüncüsü, akort aletine sahip olacağız. Ve yeni başlamamış olacağız. Yani bu işe yeni başlamamış olacağız. O sesleri duyacağız. Duyumlarla da gitmemiz gerekecek çünkü. Neden duyumlarla gideceğiz? Şimdi akort aletimizi şöyle kalsın. 430'dan 440'a tekrar çıkartalım. Uzun bir video olacak demiştim. Detaylar için mecburen böyle. Şimdi karar sesimizi vurduk. Bakın çok güzel geliyor. Akordumuzu da yaptık sayıyoruz. Dört dörtlük ayarladık sayıyoruz. Şöyle bir re yapıyoruz. Bakın net geliyor. Perde yerinde olmamış olsaydı bozuk gelecekti. Bakın net geliyor. Bakın net geliyor. Duyum dediğim bu. Yani duyuma göre de hareket edeceğiz. Kulağın sağlam olmuş olması dediğim bu. Siz ne kadar perdeyi oradan ayarlasanız da biraz da kulak yardımıyla gitmeniz gerekecek. Şimdi şöyle pozisyonlar var biliyorsunuz. Şunu vurduğunda, şunu vurduğunda, şunu vurduğunda, şunu vurduğunda. Yani şu karar seslerle pozisyonlarla gittiğin zaman perdelerin duyuma göre de net olması gerekiyor. Mesela şu komalı perdelerde onu duyamazsınız. Akort aletinden pardon göremezsiniz. Bakın onda bozukmuş gibi verir çünkü komalarda 430'u. Yani böyle bakmak istiyorsanız o 430'a indirmeniz lazım ama... Bir bakalım. Bakın burada komasız bir perdede net gelebiliyor. Ya da bunda bakın net geldi kararda. Net geldi. Net. Net. Komasız perdelerde ilerliyorum. Bakın net. 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 Net.
Net. Tabii ki burayı dur. Net. Tabii ki buradaki pozisyonları da bilmek lazım. Bu ölçümleri yapabilmek için arkadaşlar. Tek tek şimdi kalkıp pozisyonları da anlatırsam video 2 saate çıkar. Zaten yaklaşık 20 dakika olmuş. Çok da kasıp baymamak lazım. Bu arada arkaları şöyle düzeltirsiniz. Perdelerin kötü görünümlerini. Biraz da şöyle perdeyi şöyle bir önden bakarak bir düzeltmeye çalışırsınız. Alt tarafla oynamayın. Bakın şöyle alt tarafla bir daha oynamayın. Bir yamukluk varsa üst tarafla oynayın. Şu üst kısımla oynayın. Çünkü altı yaptıysanız şöyle göz kararı üst kısımları da düzleştirdiyseniz üstlerinde doğru olacaktır. Evet şöyle bakalım göz kararı. Tamam şunu da çekelim. Şunu da çekelim. Evet. İşte bu kadar. Videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Bu arada eğer bir bağlama ihtiyacınız varsa ayazmusikaletleri.com satış sayfamızdan temin edebilirsiniz. Biz o bağlamaların ayarlarını komple yapıyoruz. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Görüşmek dileğiyle.